Hepinize merhaba. Şu anda doğum çantamı nasıl hazırladığımı sizlere anlatacağım. Aslında hayatta bazen üzüldüğümüz şeylere sonradan geriye dönüp baktığımızda aslında o kadar da üzülmememiz gerektiğini görebiliriz. Bu da o anlardan bir tanesi. Çünkü ben bu doğum çantası videosunu hamileyken çekemediğim için çok üzülmüştüm. Yani neredeyse bu video yüzünden doğumu erteleme şansım olsa ertelemeyi bile düşünebilirdim. Ama sonradan geriye dönüp baktığımda dedim ki iyi ki aslında bu videoyu hamileyken çekmemişim. Çünkü o zaman afaki bir şekilde çantanın içine neler koyduğumu sizlere anlatmış olacaktım. Ama şu anda çok net bir şekilde hastanede gerçekten neleri kullandığım, gerçekten nelere ihtiyacım vardı, hangileri gerekliydi, hangileri gereksizdi çok daha net bir şekilde size bir liste verebiliyorum. Ve şu anda alelacele hazırlamış olduğum doğum çantamda neler vardı. Caner bana haftalarca bak şu doğum çantanı yap, doğum çantanı hazırla. Bebeğim. Asla hazırlamadım ya. Apar topar doğum çantasını hazırlamaya başladık. Ben doğum çantasını hazırlayamadığım için şu an panikle çantayı hazırlamaya çalışıyorum ve bir yandan aslında bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyor. Çünkü suyum geldi, olayı gerçek oldu filmlerdeki gibi. Bir an önce hastaneye gitmemiz lazım. Listemde ışık da vardı. Onu da hemen çantama ekliyorum. Şimdi bu doğum çantasını aslında iki ana başlık altında toparlayabiliriz. Bir tanesi annenin yani sizin ihtiyacınız olan şeyler. Diğeri de bebeğin ihtiyacı olan şeyler. Ben ilk olarak bebeğin ihtiyacı olan şeylerden başlamak istiyorum. Çünkü onlar inanılmaz derecede şirin. Hemen göstermek istiyorum. En tatlış olanlardan bir tanesi şu görmüş olduğumuz şapkalar. Çünkü bebekler kafalarından çok üşürlermiş. O yüzden doğar doğmaz aslında ilk kullandıkları aksesuarlar bu şirin şapkalar. Biz de o yüzden iki tane böyle tatlış şapkayı çantamıza eklemiştik. Diğer en önemli aksesuarlarından bir tanesi de şu görmüş olduğumuz minnacık eldivenleri. Bence eldivenleri birazcık yedekli almanızda fayda var. Çünkü eldivenleri çok fazla yere düşürüyorlar. Yani en azından Mina sürekli tek eldiven, tek çorap şeklinde dolaşan bir bebek oldu. O yüzden yaklaşık böyle 4-5 çift eldiven alsanız iyi olur. Çünkü yere düşen bir eldiveni tekrardan kullanmak istemezsiniz. Aynı şekilde çoraplar da öyle. Şu minik çorapları 3-4 tane çift olarak çantanıza ekleyebilirsiniz. Onun dışında bir tanesi şu tarz tulumlar. Ben bu tulumları çok kullanışlı olduğunu gördüm. İki parça olanları da var ama iki parça olanlarını hiçbir şekilde kullanmadık. Daha çok tulumları kullandık çünkü ne bileyim böyle beli falan daha iyi bir şekilde kapanıyor. Bunların hem kısa kolluları var, hem böyle askılıları var. Birazcık daha kalın askılıları var. Tabii şimdi neyle karşılaşacağını bilmediğiniz için her şeyi yedeklemek belki de daha iyi olabilir. Çünkü herkesin rahat ettiği ve etmediği kıyafetler farklı olabilir. Ben açıkçası şu kısa kollularla en çok rahat ettim. Ama tabii ki yine bir kış bebeği olduğu için bu böyle oldu. Belki yazın doğmuş olsaydı askılı olanlarını tercih edebilirdim. İlk olarak bunu giydiriyoruz. Ondan sonra da üstüne birazcık daha uzun kollu olan bir tulumu giydirdiğim zaman gerçekten çok rahat ettiğimi fark ettim. Bu tulumlarla ilgili de şöyle bir detay verebilirim. 0-3 ay oluyor olmasına çok dikkat edin. Çünkü 0-3 ay olan tulumlar bile yeni doğan bebeklere büyük gelebiliyor. Yanlışlıkla 3-6 ay koyarsanız çantaya inanılmaz derecede bebeğinize büyük geldiğini göreceksiniz. Diğer önemli şeylerden bir tanesi şu The Muslin bez dediğimiz ve her derde deva olan bu bezler. Bunları her şeyin üzerine serebilirsiniz, bebeğinizin üstünü örtebilirsiniz, kendi üstünüzü örtebilirsiniz. Bebeği aynı zamanda kundak yapmak için de kullanılabilecek bezlerden bir tanesi. Her derde deva, Muslin bez doğum çantamızda da karşımızda. Bir tane de şöyle battaniye koymuştuk. Bunu da Caner'in annesi örmüştü. Bunu da çantamıza ekledik. Dediğim gibi Muslin bez konusunda neye ihtiyacımız olacağını bilmediğimiz için 3-4 tane farklı versiyon koyduk. Bir tane de böyle bir Muslin bez koymuştuk. Ama dediğim gibi yani şu birazcık daha kalın battaniye gibi olan ve şu ince Muslin bez aslında yeterli.
şuna çok fazla gerek yokmuş diyebilirim. O yüzden de iki tane yedekli müslin bezi koysanız sizin için yeterli olur. Bebek bezi koymuştuk. Gerçi hastanelerde genelde bebek bezi veriyorlar ama yine de ne olur ne olmaz bebek bezi ekleyebilirsiniz çantanıza. Şu tarzda pamuklar ben eklemiştim. Ne olur ne olmaz kullanabilirim diye düşünmüştüm. Aynı zamanda ıslak mendilim de vardı ama demiş olduğum gibi hastanede zaten bu tarz şeyleri size verdikleri için aslında çok da şart değil ama yine de çantanıza eklemenizde fayda var. Evet, listemi kontrol ettim ve bebek için almamız gereken şeyler bu kadar. Şimdi gelelim annenin ihtiyaç duyacağı şeylere. Çünkü annenin ihtiyaç duyacağı şeyler bebeğin ihtiyaç duyacağı şeylerden oldukça fazla. Ben birkaç tane farklı liste yaptım. İlk olarak yiyecekler benim listemin birinci sırasında geliyor. Çünkü hastane ortamında size verilen şeyleri çok fazla beğenmiyor olabilirsiniz veya o anda canınızın ne isteyeceğini gerçekten bilemiyor olabilirsiniz. O yüzden elimden geldiğince hazırlıklı olmak istedim. Bakalım yiyecek olarak doğum çantama neler koymuşum sabahın o kör saatinde. Bunları da unutmuyor olmama gerçekten çok şaşırıyorum. Bayağı evde ne bulduysam çantanın içine attığım için mesela muz koymuştum çantaya. Avokado koymuştum. Avokadoyu gerçekten çok tavsiye ederim. Hem çok hafif ve aynı zamanda midenize de çok iyi gelen yiyeceklerden bir tanesi. Salatalık koymuş olduğumu hatırlıyorum. Zeytin koymuştum. Peynir koymuştum. Nar koymuştum. Bir tane böyle çikolata gibi bir şey koymuştum canım tatlı ister diye. Ama şunu itiraf etmeliyim ki yaklaşık bir gün geçene kadar hiçbir şey yiyemedim. Yani aslında planlamış olduğum gibi doğum sırasında işte bir yandan muzumu yerim, bir yandan çikolatamı yerim ve her şey çok günlük gülistanlık geçer diye düşündüğüm her şey hiç tahmin ettiğim gibi olmamıştı ve ben hiçbir şey yiyememiştim ve sadece serumlarla ayakta kalabilmiştim 2 gün boyunca. Ama böyle olmayabilirdi. Sonrasında hastanede kaldığım günlerde gerçekten yanıma getirmiş olduğum şeyler için kendimi çok tebrik ettim. Çünkü o salatalarla, avokadolarla, zeytinlerle inanılmaz derecede rahat bir şekilde beslendiğimi hatırlıyorum. Eğer siz de beslenmeniz konusunda çok hassassanız mutlaka kendinize bir yemek çantası hazırlayın. Aynı zamanda çaylar benim için çok önemli. O yüzden şu çok sevmiş olduğum zerdeçallı çayımı yanımda götürmüştüm. Aynı zamanda midemin birazcık hassas olabileceğini önceden tahmin etmiş olduğum için şu kakule ve meyan kökü çaylarımı yanımda götürmüştüm. Ve gerçekten bunları kavanozuyla götürdüm. Dediğim gibi aceleden böyle bulduğum bütün kavanozları çantaya attım. O anda nasıl aklıma geldi bilmiyorum ama yaptığım en akıllı hareketlerden bir tanesi neydi biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız ama belki çok alakasız gelecek ama aslında hiç öyle değil. Şu termos. Ya bu termosu aldığım için kendime ne kadar teşekkür ettim size anlatamam. Çünkü sürekli hemşirelerden sıcak su istemek durumunda kalmadım. Bir kere bu termosu doldurtturdum ve 3-4 kere çayımı içebildim. Aynı zamanda bu meyan kökü ve kakule gibi mideme iyi gelecek olan çayları da demlemeye fırsatı buldum. Aksi takdirde hastanede olan sadece işte ne bileyim siyah çay, belki yeşil çay bulabilecektim veya rezene çayı veriyorlardı. Onlarla yetinmek durumunda kalacaktım. Bu termos benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Listenizin birinci sırasına bu termosu ekleyebilirsiniz. Şimdi kıyafetler ana başlığındayız. Kıyafetler listemde tişört 2-3 tane, eşofman altı siyah olursa iyi olur diye not almışım. Gecelik, sabahlık, iç çamaşırı, terlik ve çorap yazmışım listeye. Ve işte şu geceliği aslında hem önü açılabilir olduğu ve emzirme sırasında çok bana kolaylık sağlar diye almış olduğum ama giyemediğim ve giyemediğim için ağladığım işte gecelik buydu. Bir önceki videoda bahsettiğim. Neyse önemli değil. Şu an evde onu çok rahatlıkla kullanıyorum. Diğer ana başlığımıza geçecek olursak bu da kozmetik ürünler ve kremler. Şimdi doğum çantasıyla bunların ne alakası var diyebilirsiniz ama annenin nemli kalması ve cildine bakıyor olması bence doğum süresinde çok önemli. Çünkü hastanede ne kadar süre kalacağımızı bilmiyoruz ve hastaneye tabii ki de ziyaretçiler geldiği için onlara karşı da belki birazcık böyle iyi görünmek isteyebiliriz. O yüzden
çantama eklemiş olduğum şeyleri şimdi size hızlıca sayıyorum. Lip balm, yani dudak nemlendiricisi. Bu çok 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 önemli. Çünkü dediğim gibi dudaklarınız kuruyacak, elleriniz kuruyacak. O yüzden el kremi, yüz nemlendiricisi, belki serum. Gül suyu mesela benim çok kullandığım şeylerden bir tanesi olmuştu. Şu şekilde gösterebilirim. Gül suyunun enerjisi çok yüksek olduğu için aynı zamanda. Lavanta spreyi götürmüştüm. Lavanta spreyi de dezenfektan olduğu için özellikle bebeğe yaklaşan kişilerin ellerine sıkmıştım. Kendimi ferahlatmak için bu lavanta suyunu kullanmıştım. Dediğim gibi işte vücut nemlendiricileri, doğal çok fazla ağır derecede kokmayan deodorantlar, vücut kremi, birazcık makyaj malzemesi de çantama eklemiştim. Concealer, allık, ruj gibi. Çünkü dediğim gibi hastaneye ziyaretçiler gelebiliyor. Hindistan cevizi yağı gerçekten hayatımı kurtaran şeylerden bir tanesi oldu. Dıdıdıdım. Hindistan cevizi yağını mutlaka mutlaka doğum çantanıza ekleyin. Özellikle bebek doğduktan sonra kuruyan yerlerinizde kullanmak için bebekle temas etmesinden endişe duymayacağınız bir krem olacak ve gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Onun dışında diş fırçası, diş macunu, yüz temizleyicisi demişim ama o an gerçekten çok fazla yüzümü temizleyecek bir vaktim ve durumum olmadı. Göğüs pedi demişim. Bunu da gerçi çok fazla kullanmama gerek olmadı ama yine de çantanıza koyabilirsiniz. Ve pet demişim ama bu da hastanenin size sağladığı ürünlerden bir tanesi. O yüzden aslında çantanıza çok da koymasanız da olur ama yine de ben kendi ürünümü kullanmak istiyorum derseniz de çantaya ekleyebilirsiniz. Diğer çok severek ve iyi ki yanıma almışım diyerek kullandığım şeylerden bir tanesi magnezyum yağı oldu. Şu anda yanımda değil çünkü hastanede onu bitirdim. Magnezyum yağı da özellikle ayak altlarına ve bacaklarınıza veya ağrıyan yerlerinize sürerek o doğumun getirmiş olduğu kasılmaları birazcık daha hafifletmeye yarayan çok etkili bir yağ. Bence onu da mutlaka çantanıza ekleyin. Diğer bir konu başlığım. Hijyenik ürünler, işte duş jeli, şampuan, saç kremi, tarak gibi şeyler. Çünkü hastanede bir şekilde banyo yapmak isteyebilirsiniz. O enerjiden kurtulmak isteyebilirsiniz. Onun dışında göz bantı çantama eklemiştim. Çünkü hastanede dediğim gibi bir şekilde daha rahat uyumak için göz bantını kullanabilirsiniz. Evet ve gelelim diğer bir konu başlığımıza ve bence en önemli konu başlıklarından bir tanesi bu. Belki de diğer doğum çantası videolarında çok fazla sözü edilmeyen ama bence çok önemli olan bir konu ambiyans. Saatler geçireceğimiz bu ortamı en azından birazcık daha rahatlayabileceğimiz ve birazcık daha özel kılabileceğimiz bazı aksesuarlar yanıma almıştım. Ve bunları aldığım için de yine kendime çok 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 teşekkür ediyorum. Bunlardan en önemli olanı şu ışıktı. Bu ışık gerçekten beni çok rahatlattı. O parlak ışıkları açmak durumunda kalmadım. Etrafa böyle çok hoş, tatlış ve kendimi böyle en azından evde hissedebileceğim bir his yarattı. O yüzden bu ışığı bence mutlaka ve mutlaka listenize ekleyin. Diğer benim için olmazsa olmaz dediğim şeylerden bir tanesi de bu buhurdanlık oldu. Bu elektrikli bir buhurdanlık. Bunun markası bir önceki videoda çok fazla merak edilmiş. Ben doTERRA markasının buhurdanlığını kullanıyorum. Ama siz herhangi bir buhurdanlığı da kullanabilirsiniz. İçerisine su koyuyoruz ve aromaterapi yağlarımızı koyuyoruz. Bunları doğum sırasında gerçekten çok fazla kullandım. Ortamın kokusunu ve ambiyansını değiştirmek için, beni stresten uzaklaştırması için, kimi zaman enerji veriyor olması için, kimi zaman da doğumu tetikliyor olması için kullanmış olduğum yağlar var. Bunları birazdan anlatacağım. Ama bence bu buhurdanlık olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü hastane odalarının genelde penceresi açılmıyor. Ve saatlerce o odanın içerisinde kalıyor olmak insana gerçekten çok büyük sıkıntı bastırabiliyor. Zaten çok sıkıntılı bir durum. Enerjinizi yüksek tutuyor olmanız çok önemli. Ve bu yağlar gerçekten sizin rahatlamanızı ve enerjinizi dengeliyor olmanız için çok önemli. Bunu da lütfen doğum çantanıza ekleyin. En önemli malzemelerinden bir tanesi buydu. Hatta böyle odaya dışarıdan girenler böyle "bu oda şu an gerçekten deli gibi lavanta kokuyor" falan demişti.
Hatta işi birazcık daha abartıp böyle tütsüler ve mumlar da almıştım ama onları maalesef kullanacak bir şeyim olmadı, durumum olmadı. Ama birazcık daha rahat geçen bir doğum olmuş olsaydı gerçekten tütsüleri ve mumları da kullanabilirdim. Ben doğum çantamı sabah köründe hazırladığım için direkt şu kocaman yağ çantamı yanıma almıştım. Yani gerekli gereksiz bütün yağları yanıma aldım. Ama şimdi sizlere bunların içerisinden bir eleme yapacağım ve gerçekten hangi yağlara ihtiyacınız olacağını söyleyeceğim. Evet, şimdi yağlarımın en önemlilerinden bir tanesi lavanta yağı. Bu yağ stresten uzaklaşmamız ve ortama gerçekten fresh ama aynı zamanda sakinleştirici bir hava vermek için birebir bu lavanta yağını gerçekten çok fazla kullandım. Diğer çok fazla kullandığım yağlardan bir tanesi de Türkçesi mercan köşk olan bu yağ. Bu yağın kokusu beni çok rahatlatıyor. O yüzden bu yağı da belki iki kere difüz ederek odanın içerisinde kullandım. Diğer çok kullandığım ve beni sakinleştirmesi için başvurduğum yağlardan bir tanesi de günlük ağacı yağı. Bunlar doğum sırasında beni rahatlatan, sakinleştiren, stresten uzaklaştıran ve rahatlamamı sağlayan yağlar oldu. Diğer bir parça yağ da demiş olduğum gibi birazcık daha enerji veren ve aktifleştiren yağlar. Çünkü belli bir noktadan sonra artık enerjinin değişmesini istiyor olabiliyorsunuz ve birazcık daha güç kazanmanız ve böyle hadi artık yapabilirsin, aslansın, kralsın dediğiniz noktada başvurabileceğiniz yağlardan bir tanesi mesela bu nane yağı. Çünkü bir yere gerçekten böyle odanın havasızlığından, çünkü dediğim gibi hastane odalarının pencere açılmıyor olmasından sürekli şikayet edebilirim. Ve o odadaki böyle havasızlık ve böyle sanki nefes alamıyormuşum gibi hissediyor olmamı bu nane yağıyla geçirmiş olduğumu hatırlıyorum. Ve limon yağı. Limon yağı da hem ortama antiseptik bir hava yaratmanız ve aynı zamanda da sizi böyle birazcık freshlemek, birazcık daha böyle yenilemeniz için kendinizi kullanabileceğiniz yağlardan bir tanesi. Diğer önemli yağım da gül yağı. Gül çünkü doğumu tetikleyen ve sancıları demiyoruz, gerilme ve baskıları arttıran ve doğumu kolaylaştıran yağlardan bir tanesi. Bu gül yağını da özellikle karın bölgeme sürerek kullandım doğum sırasında. Son iki yağım da size anlatmak istediğim kakule yağı ve zencefil yağı. Bunları da doğum sonrasında midemin rahatlaması ve sindirim sistemimin daha iyi bir şekilde çalışması için kullandım. Bunları dilimin altına kullandım. Ama aromaterapi yağlarının saf oluyor olmasına çok dikkat edin. Çünkü her aromaterapi yağı içerek kullanabileceğiniz kalitede değildir diye böyle bir kamu spotu atarak da bu konuyu bitiriyorum. Enerji plakam vardı. Bunu da götürdüm. Hatta bir keresinde hemşire bunu buldu. Çünkü bunu böyle Vina'nın hemen böyle altına koymuştum. Hemşire bunu buldu ve böyle yaptı. Bu ne? Ben böyle o benim Vina'nın enerjisini dengelemek için koymuş olduğum enerji plağım dedim. Bilmiyorum ne kadar anlaşabilecek o sırada emin değilim ama. Hemşire böyle bana biraz deli herhalde bu gözleriyle baktı ama zaten hastanede sürekli om sesi çıkardığım için benden eminim ki böyle bir hareket bekliyordu. O yüzden de çok şaşırmadı diye düşünüyorum. Evet, doğum çantamı koymuş olduğum şeyler bunlar. Doğumdan sonra bir doğum çantası videosu çekmiş olduğum için sizlere gerçekten kullanmış olduğum ürünleri anlattım. O yüzden bu videodaki listeyi kullanarak siz de direkt listenizi tamamlayabilirsiniz. Videoyu bu kitaptan bahsetmeden asla ve asla bitiremezdim. Bir önceki Vina'nın doğum videosunda bahsetmiş olduğum sancı demiyoruz, gerilme diyoruz, baskı diyoruz konuların hepsini aslında bu kitaptan okumuştum. Hypnobirthing kitabı. Bu kitabın 165. sayfasında doğum sırasında kullanabileceğiniz bir takım olumlamalar var. İşte her şey çok yolunda gidiyor, doğum şöyle iyi, bebeğim şöyle şahane bir şekilde dünyaya geliyor gibi. Onları da doğum sırasında oldukça fazla kullanmıştım. Odadaki bana yardımcı olan ailem bu cümleleri okuduğunda o kendimi çaresiz hissettiğim ve gerçekten olmayacak, bu işin sonu nereye kadar gidecek, dayanamıyorum dediğim anlarda gerçekten o cümleler beni tekrardan motivasyonumu yükseltmişti ve olayın sonuna odaklanarak güzel şeyleri düşünüp
daha iyi performans göstermemi sağlamıştır. O yüzden bu da size yardımcı olacak olan kitaplardan bir tanesi olabilir. Şimdi video gerçekten bitti.